18 Şubat haftalık burcumuza hoş geldiniz. 18 Şubat'ta koç burçlarını neler bekliyor diyorsanız, koçlar ufak tefek kazalar atlatabilir, acayip sinirlenebilir, öfkelenebilir. Biraz bu hafta gergin bir haftanız olacak. Hani biraz daha sakin kararlar verirseniz sizin için hayırlı ve aydınlık olacağını söyleyebilirim. Çünkü Şubat'ın sizde acayip derecede bir gerginlik enerjisi, ödemeler vesaire şey, bunun gerginliği ve yöneticilerden gereksizce atışmalara girdiğiniz için sizi yorucu bir hafta bekliyor. Sakin ve güzel karar verirseniz sonu aydınlık. Özel hayat konusunda da uzun süredir bir ilişkiniz var ve bu ilişkiyle ilgili oturtmaya çalıştığınız dengesizlikler var. Bunları da toparlayacaksınız ama ilişkisi olmayan koçlar için bu hafta sürpriz, güzel bir aşk haftası olacak ve hayırlı olacağını söyleyebilirim koçlara. Fakat ev değişimi ya da satılmasını istediğiniz bir noktanız varsa sabırlı olursanız Mart başı itibariyle satılacak ve son aydınlık olacağını, sizde de son zamanlarda mide, kalp, damarlarla alakalı sıkıntılarınız olabilir sağlıkla ilgili ve uzun süredir ailenizle vakit geçirmediyseniz ya da arkadaşlarınızla yemek yeme vakti olacağını söyleyebilirim. Boğa burçlarını 18 Şubat neler bekliyor diyorsanız, boğalarda yoğun bir iş temposu, oluşmasını istediği yeni yöneticileriyle alakalı verimlilik ve bu verimlilik onların basamak değişimi. Eğer kendi işinizi yapıyorsanız bu haftadan sonra daha bereketli ve daha aydınlık olacak ve istediğiniz bir ev ya da araçla ilgili gündem konusu ve bunu da halletmeye çalışacaksınız. Ama sizin de kendi evinizde koltuk ya da eşya değişimi gündemi olabilir ama bu da sizin için hayırlı olacak. Belki de yatak odası şekli değişebilir. Böyle bir karar verme noktanız var. Özel hayat konusunda da aslında uzun süredir yalnızsınız ve bu yalnızlığınızı dolduracak insanla karşı karşıya gelme haftanız. Bunu doğru değerlendirirseniz çok güzel bir evlilik sonucu olacağını söyleyebilirim. Evli boğa burçları için de diyorum ki evet, biraz gergin bir hafta var. Sakinlikle hem sevgililer günü kutlayın hem de sakinlikle mutluluk bir haftasını geçirmenizi istiyorum. Sizin de sağlık olarak kulak burun alerjiniz olabilir. Boğaz bölgeniz hassas olabilir. Dikkat edin diyorum. 18 Şubat. İkizler burcunu neler bekliyor diyorsanız, ikizlerin iş konusu ve dosya ve evraklardan kaynaklanan bazı kayıplar var. Bu yüzden yöneticilerinizle ilgili atışma yaşayabilirsiniz. Dikkat diyorum. Hatta işinizde köstek olmak isteyen ve çevrenizdeki insanlara dikkat ederseniz işinize zarar verebilir. Bu hafta sakin bir hafta geçirin çünkü zarar görmenizi istemiyorum. Özel hayat konusunda da uzun süredir aşk ile ilgili ciddiyet evreniz var. Ama maddi evreleri toparlayamadığınız için bu ciddiyeti bir türlü oturtamıyorsunuz. Aslında siz doğru insanınızı buldunuz. Sadece paraya ihtiyacınız var. Evet, bunu da bu yıl sonu çözeceksiniz ve hayırlı olacak. Ve uzun süredir arabasını değiştirmek isteyen ikizler burcu için de Nisan ayına kadar araçları değişmiş, yeni araç aydınlığına kavuşacaksınız. Uzun süredir okul arkadaşlarınızla görüşmek istiyorsunuz. Bu hafta sonu bunun keyfini ve tadını çıkartacaksınız. Ufak da olsa bir arsa mirasınız var. Gündemde bunun satılmasını bekliyorsunuz. Bu satış da gerçekleşecek. Çocuk doğacak ikizler ya da hamile olan ikizlerimiz olabilir. Dikkat diyorum. Yani hayırlı olsun. Yengeç burcunu neler bekliyor diyorsanız 18 Şubat'ta yengeçler aslında duygusal hayatlarıyla ilgili bir ağlama, zırlama, öfkelenme dönemini geride bıraktılar. Biraz daha mutlu ve huzurlular. Ama onların daha egoları ve ruhu duygusallıkla doymadığı için sert ifadeleri var. Bunları yumuşatmanız lazım. Özel hayatınızdaki insan doğru ama siz onun üstüne çok fazla gittiğiniz için gereksiz atışmalar var. Bu atışmaları geride tutmanız lazım. Ailede de uzun süredir sağlık problemi yaşayan kişinin muradına ereceksiniz. Sağlığına kavuşmuş olacak ve rahat edeceğinizi söyleyebilirim. İş konunuzla ilgili de beklediğiniz bir devletle ilgili evrağınız ya da kağıdınızın temiz bir süreç alacağı ve işinizde de bir yükseliş dönemi olacağı ve bunun çok hayırlı ve aydınlık olacağını söyleyeceğim. Tüm yengeç burçlarına diyorum. Onlar çünkü kendi ruhlarında bu seneyi daha başarılı, daha paralı geçirmek istiyorlar. Hedeflerine de erişecekler. Son zamanlarda da belki görüşmediğiniz dostlarınız ya da çevrenizdeki insanlarla diyaloglarınız çok fazla artacak. Sizde de boyun fıtığı, bel ağrınız söz konusu olabilir. Sağlığınıza dikkat edin yengeçler diyorum. Aslan burçları 18 Şubat'ta neler bekliyor diyorsanız, evet çok yoğun bir tempodasınız. İşler ciddi anlamda yoğun ama parasal evrede yaşadığınız gerginlikler sizin halinizi biraz huzursuz etmeye başladı. Olacak mı, olmayacak mı, düzelecek miyiz, mark olacak mıyız, işimizde daha büyük atamalarımız olacak mı diye bekleyen aslanlar da biraz daha sabırlı olursanız sonu sizin için çok aydınlık ve
hayırlı olacak. İlişkinizle ilgili de uzun süredir evlilik planınız vardı, gerçekleşti ve siz evinizde tuttuğunuz düzeninizde ama ilişkisiz olan aslan burçları için de biraz daha sabırlı olmanızı temenni ediyorum. Çünkü doğru aşk ve evlilik isteyen aslanlar için bu yıl doğru parmağınızda alyansı olacak. Anne ya da baba sağlığı olabilir, kalp ya da şeker problemi yaşayan anne baba sağlığınız olabilir, sağlığını ihmal etmeyin diyorum. Ve uzun süredir de sizin de almak istediğiniz parasızlıktan bir araç gündeminiz var. Bu aracı da Haziran sonuna kadar çözmüş olacaksınız, hayırlı olacak. Göz alerjiniz, saç dökülmeniz olabilir. Son zamanlarda sinirsel evreniz yıprandığı için bunlara etki ediyor. Dikkat edin diyorum. İki, Başaklar, 18 Şubat, Başak Bursları neler bekliyor diyorsanız, Başaklar aslında dinlenme havasındalar ama bir sürü işler, bir sürü halletmesi gereken o devlet, bu bir evrak, bu koşturma derken onların hepsini tembellik ettiniz, artık bu konusu kaldırıyoruz. Bütün evraklarınızı teslim edin ve ödemelerle alakalı geçmiş ay borçları ödemekten çok yoruldu Başaklar ve işleriyle ilgili de hak ettiği noktaya gelme dönemi başladı ama uzun süredir farklı bir işten teklif bekliyordunuz, bu teklif gelecek, sabırlı olun ve istediğiniz noktaya erişeceksiniz. Hatta kendi işini yapan Başak Burçları için de Şubat bittikten sonra daha yoğun, daha güzel, bereketli bir dönem yaşanacak. Lütfen sabrınız sınanıyor olabilir. Sakinlikle karar verirseniz her şeyi atlatacağınızı düşünüyorum. Bir de satmak istediğiniz bir mal var çünkü nakite çok ihtiyacınız var. Bu mal da 2 hafta içerisinde satılmış olacak. Panik yapmanızı istemiyorum. Terazi burçları, 18 Şubat'ta neler bekliyor diyorsanız, sizlerde ufak bir estetik kafanız var. Orayı burayı yaptırma dediğimiz bir süreç haftası, burun yaptırma niyetiniz olabilir terazi burçları. O yüzden doğru bir haftadasınız, yapmak istiyorsanız estetik konularınızı yapın istiyorum. İşinizle alakalı da uzun süredir çok istediğiniz bir bölüm vardı, bu bölüme geçmenin heyecanı yaşayacaksınız ve eğitiminizle ilgili yapmak istediğiniz bazı kariyer ve yüksek lisans gibi ya da dil eğitimi gibi düşünceleri var terazi burçlarının. Bence doğru zaman bununla ilgili de ne yapmak istiyorsanız gerçekleşecek, hayırlı olacak. Sizde de son zamanlarda dirsekte ağrılar, kemik ağrılarınız söz konusu olabilir. Aslında uyku probleminiz var. Uyku uyuyamadığınız için, devamlı tedirgin bir haliniz olduğu için uyku düzeninizi toparlamanız lazım. Bir de son zamanlarda hırıltılı bir öksürük başladı. Ciğer kontrolü istiyorum lütfen terazi burçlarım. Ama şöyle bir şey var, uzun süredir ailenizden gelecek güzel bir paranın sevinci. Sağlık konusuna da dikkat ederseniz hiçbir sorun olmayacak. Akrepler, 18 Şubat neler bekliyor diyorsanız, akrepler aslında çok yoğun gibi gözükseler de maddi olarak bazı sıkıntılar ve bu sıkıntılar onları çok yıpratmaya başladı ve halletmesi gereken ödemeler çok üst üste biriktiği için tedirginler. 2 ay sabırlı olursanız akrepler gerçekten verimliliğiniz artacak ama önemli olan bu ayı nasıl halledeceğim diye akrepler için de birinden borç alıp bazı şeyleri toparlayacaksınız. Bir ortaklı teklif yapmak isteyen ya da ortak düşüncesi olan insanlar da Şubat bitsin, ondan sonra ortaklı iş yaparsanız daha hayırlı ve aydınlık olacak. Uzun süredir de küs olduğunuz bir insanın size adım atacağı ve özür dileyeceğini görüyorum. Ve bir kişiye de hakkınızı kesinlikle helal etmiyorsunuz. Artık insan onu helal edin, evrene enerjinizi yükleyin ki çünkü onun enerjisi sizi çok fazla kasıyor ve yıpratıyor. Sizde de diş eti iltihabı, dişle ilgili problemleriniz olabilir. Diş noktanıza dikkat etmeniz lazım. İlişkiler konusunda da sadece sevgiye ve aşka ihtiyacınız var ve ilişkinizle ilgili doğru bir aşk dönemi olacak, hayırlı olacak ama evli çiftler için de aslında uzun süredir hırıltı, gürültü bitti, sakin bir düzen, yeni bir eve geçiş var diyorum. Yay burçları, 18 Şubat neler bekliyor diyorsanız, yaylar aşkta bir türlü doğru dengeyi bulamadıkları için çok huzursuzluklar. Banene işten, banene bilmem neden, banene paradan, banene evet size aşk olacak ve gerçekten doğru insanınız ve kalıcı insanınız için biraz daha vakte ihtiyacı var ama önümüzde çözmemiz gereken işleriniz var. Uzun süredir ödemediğiniz bazı borçları dikkate almanız gerekiyor. Plan yapmanız lazım ödemelerinizle alakalı. Bunlarla ilgili size huzursuzluk yapabilecek sıkıntılar, evraklar gelebilir. Şimdiden toparlayın. Uzun süredir de küs olduğunuz akrabalarınızdan kaynaklanan laf ve dedikodudan o kadar bunaldınız ki yay burçları size aileden bir adım gelecek ama sizin öfkeniz hala dinmediği için affetmeyeceğiniz gözüküyor. Bir de sizin de sağlık olarak kulak iltihabı, kulakla ilgili sıkıntılarınız olabilir. Dikkat edin. Bir de evliliği sıkıntılı olan yay burçları için dikkat edilmesi gereken bir ay, ihmal etmeyin diyorum. 18 Şubat
Oğlak burçlarını neler bekliyor diyorsanız, oğlakların çok yoğun bir iş koşturması var. Oradan oraya koştular, buradan buraya koştular. O işi kapattılar, yeni iş kurmaya çalışıyorlar. O yüzden onların da yörüngesi o kadar çok, evrak dosya anlaşması gereken, şu adamla gideyim konuşayım, bununla konuşayım. Evet, çok yoğun bir hafta ve sonu sizin için çok büyük bir zafer olacak. Sakin olursanız ve umudunuzu kırmazsanız önünüzde çok güzel paralara erişeceksiniz. Ama uzun süredir bazı miras konularınız vardı. Bunlarla ilgili beklediğiniz evrak ve olumluluklar gelecek. Nisan sonuna kadar da hak ettiğiniz hakları alacaksınız. Ve satmak istediğiniz bir ev anahtarı var ya, ikinci ya iki numaralı bir yer. Bunu da satma zamanınız geldi. Hayırlı olacağını düşünüyorum. Oğlaklar panik yap. Özel hayatta da aslında ilişkiniz var ama işlerin gerginliği yüzünden ilişkinize konsantre olamıyorsunuz. Lütfen ilişkinize sahip çıkın. Zarar vermek. İlişkisiz olan oğlaklara da bu haftayı geçirin. Mart sizin için doğru bir aşk ve keyifli bir aşkla yelken açacaksınız. Sağlık olarak boyun fıtığı, bel ağrınız ya da bağırsakla ilgili sıkıntılarınız olabilir. Dikkat diyorum. 18 Şubat kova burçları neler bekliyor diyorsanız, kovaların aslında üstün zekalı evreleri bu hafta alınganlık, kırılganlık, böyle bir gerginlik haftasına giriş yaptı kovalarda. Aynı koç burçları gibi. Ama onlarda da fazla nazara ve göze ve dile çok fazla geldikleri için, evet, insanlara biraz dua okursanız, mistik enerjinizi güçlendirirseniz daha ve uzun süredir de beklediğiniz işinizdeki değişimleriyle ilgili gerileyen olaylar sizi yıpratmaya başladı. İstediğiniz dönem Haziran ayında olacak. Paniklemeyi yine hak ettiğiniz noktaya geleceksiniz ama bu ara biraz gerilendi. Ve iş problemi yaşayan ve işiyle ilgili kovulacak bazı kova burçlarımız var. Bu hafta dilinizi tutuyorsunuz. İşinizden olmamanızı öneriyorum. Çünkü sivri diliniz bazı insanlara gerçekten batıyor ve battığı için de sizin üstünüz oyunlar oynayacak. Lütfen sakin olun, sona ayrılın. Sizde de dizdeki sıvılarla alakalı ve biraz kilo aldığınız, bunları dengelerseniz sevinirim diyorum. Balık burçları. Bu hafta balık burçları da çok güzel, olumlu bir haftaya giriyorlar. Neden? Çünkü onlar işleriyle ilgili güzelliklerini oturtma dönemi, verimlilik haftası ve çok güzel bir şeye imza attılar. Onlar için huzurlu bir haftaya giriş var. Ama uzun süredir iş problemi yaşayan balıklar için de Mart'ın ilk haftasında gerçekten istediği iş kapının sevinci ve devletle ilgili de olmak istediğiniz noktanın haberini alacaksınız. Ve ev değişikliği ya da araç değişikliği gibi planlarınız var. Lütfen şu an zaten geçmişe ait bazı ufak tefek borç var. Ev ve arabayı kenara bırakıyorsunuz. Yıl sonuna doğru ne istiyorsanız gerçekleşecek. Özel hayatta da bazı balıklarda evlilik, bazılarında da ilişki bitişi dediğim haftalara giriş yapacak. O yüzden bu hafta balıklar için ilişki sezgilerinize göre hareket etmeye başladınız. Kalp gözüne göre. Lütfen ilişkinize sahip çıkın ve uzun süredir aşk yaşamayan balık burçları için de 21 Şubat'tan sonra sürpriz bir aşk yelken açma ve hayırlı olacak. Sağlık konusunda da sizde de uyku probleminiz var. Uyumak istiyorsunuz. Çok uyumak istiyorsunuz. Biraz bunu geri tutarsanız uzun süredir ailenizde de ufak bir sağlık problemi, ameliyat olacak biri var. Son aydınlık, merak etmeyin. 18 Şubat haftalık burcumuzu yorumladık. Ne diyelim? Mutlu haftalar. Evet, benim çok hızlı konuştuğumu ve ağzımda kelimeleri yuttuğumu, evet, ben hislerime göre, tabii ki astrolojinin enerjisine göre bakıyorum ama hislerimi de katarak baktığım için belki hızlı konuşmam gerektiğini düşünüyorum. Eğer anlamayan ve beni anlamak istemeyen bütün izleyicilerimi sevgiler, saygılar diyecek bir şeyim yok.